sarıp sarıp saklama, hesap etmeye çalışma. Hazreti Esma radıyallahu anha, Hazreti Ebu Bekir'in kızı radıyallahu an, Abdullah bin Zübeyir'in annesi radıyallahu an, Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha üvey kız kardeşi olan meşhur sahabiye kadınlardandır. İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olmuştu. Hicretten 27 sene önce doğmuştu. Buhari'de Hazreti Esma'nın hayat tarzı bizzat kendi ağzından nakledilmiştir. Diyor ki: "Ben Hazreti Zübeyir ile evlendiğim zaman yanında ne mal vardı, ne de mülk. Ne hizmetçi vardı, ne de başka bir şey. Sadece su taşıyan bir devesi ve bir atı vardı. Ben kendim deve için ot vesaire getirirdim. Hurma çekirdeklerini dövüp yem olarak yedirirdim." Suyu kendim getirir, su kırbası yırtılınca onu kendim dikerdim. Hayvanların ot ve yem ihtiyaçları gibi bütün hizmetlerini ben görürdüm. Evin bütün işlerini görürdüm. Fakat bütün bunların içinde, ata bakıp hizmet etmek bana en zor geleniydi. Ekmek pişirmeyi beceremediğimden, hamuru yoğurup, ensardan komşu kadınlara götürürdüm. Onlar çok samimi, ihlaslı kadınlardı benim ekmeğimi pişirirlerdi. Hazreti Esma radıyallahu anha çok cömertti. Önceleri hesaplar, ölçer, biçer, öyle harcardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarıp sarıp saklama, hesap etmeye çalışma, gücün yettiği kadar Allah yolunda harcamaya devam et buyurunca bol bol harcamaya başladı. Kendi kızlarına ve evdeki diğer kadınlara Allah yolunda harcarken ve sadaka verirken, malın ihtiyaçtan fazla olmasını ve artmasını beklemeyin. Eğer ihtiyaçtan fazla olsun diye beklerseniz, böyle olması mümkün değildir. Çünkü ihtiyaçlar gittikçe artar. Eğer sadaka vermeye devam ederseniz, sadaka olarak harcadıklarınızda zarar etmezsiniz diye nasihat ederdi. Zekeriya Kandehlevi, Fezail-i Amal 22 Ekim Mevlana Takvimi